efendim, hoş geldiniz. Bugün size çayınızın, kahvenizin yanında yiyebileceğiniz Amerikan cookie'ler yapacağım. Neden buna Amerikan cookie, yani işte normal kurabiye demiyoruz? Yani bildiğiniz Allah'ın damla çikolatalı kurabiyesi ama nedense havalı olsun diye Amerikan cookie diyorlar. Biz de hani tarif icabı Amerikan cookie diyoruz. Amerikan cookie için hadi bakalım ne malzemeler gerekiyor. Evet canlar, gerekli malzemeler 2,5 su bardağı un, 1 çay bardağı esmer şeker, 1 çay bardağı normal şeker, 1 tane yumurta, diğer yumurtanın da sadece sarısı, 1 paket kabartma, 1 paket vanilya, yarım paket kabartma tozu, 1 çimdik tuz ve 1 kase kadar ya da 1 su bardağı kadar damla çikolata ve 125 gram erimiş tereyağı. Evet canlar, Amerikan kukumize ilk önce 125 gram erimiş tereyağımızı dökerek başlıyoruz. Daha sonra içine 1 çay bardağı esmer şeker. Esmer şeker mutlaka olmalı çünkü böyle biraz daha kahverengisi bir renk vermesini sağlıyor. Ve biraz daha böyle yapışkan bir kıvam veriyor. Yani normal şekerdense biraz daha böyle yapışkan bir kıvam veriyor. 1 çay bardağı beyaz toz şekeri ekliyorum ve güzelce çırpıyorum. Şöyle bir şekerleşme yapacak. Daha sonra içine kabartma tozumu, 1 çimdik tuzumu, ikisi yanıp içine koymuştum bunu da, çok az olduğu için. 1 paket vanilyamı ekliyorum ve güzelce çırpıyorum. Daha sonra içine bir tane yumurtamı ekliyorum. Yediriyorum karışımı. Ve ikinci olarak da yumurtamın akını bir kenara ayırıp yumurtamın sarısını ekliyorum. Güzelce çırpıyorum. İçine 2,5 su bardağı un ekliyorum. Bakın unutmayın, ne kek gibi cıvık bir hamur olacak, ne kurabiye gibi çok sert bir hamur olacak. Bakın kendim toplamaya başladım. Şöyle göstereyim. Elinizi de yoğurabilirsiniz. Şimdi ben bir süre sonra elimle yoğuracağım. Şöyle. Tam 2,5 su bardağı unu hamuruma güzelce yediriyorum. Bakın hamurum gördüğünüz üzere elime yapışan bir hamur. Ama hani kek gibi de cıvık bir hamur değil. Şimdi içine bir kase şöyle damla çikolatamı ekliyorum. Ve güzelce yoğuruyorum. Yardımıyla şimdi elimdeki hamurları atacağım. Evet canlar, şimdi kurabiyelerime bakın. Böyle eline yapışmıyor ama kek gibi de değil. Güzel bir hamur oldu. Dediğim gibi sakın fazla koymayın 2,5'tan. Şöyle bir kaşık yardımıyla alıyorum. Diğer kaşığı şöyle sıyırıyorum. Tekrar onu sıyırıyorum. Hoppa. Düştü. Şöyle yuvarlakla elde edip koyuyorum. Biraz büyük oldu. Hoppa. Gayet zaten şeyler, sevimliler. Atıyorlar ona kendilerini. Şu şekilde. Yerleştirdim. Çok fazla yığılacakları için çok dip dibe koymadım. Şimdi fırına gidiyoruz. Evet canlar, kurabiyelerim pişti. Enfes ötesi
soğudular. İlk çıktıklarında, yani sadece altının kızarması yeterli. İlk çıktıklarında üzeri biraz yumuşak gibi oluyor ama daha sonra kendi kendine bu içindeki özellikle esmer şeker ve normal beyaz şeker oranının fazla olmasından dolayı hemencik kendini topluyorlar. Hiç merak etmeyin. Hani benim kurabiyem yumuşak kalmış demeyin. Şöyle bir tabağa tepelim almak istiyorum. Evet canlar, kurabiyelerim hazır. Harika görünüyorlar. 175 derecede pişirdik bu arada. Evet canlar, şöyle size dokusunu göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Harika pişti. Dediğim gibi ilk etapta içi yumuşak oluyor. Ama daha sonra hemencik sertleşiyorlar. Şimdi tadacağız. Parçalayayım. Uf, içine bakar mısınız? Sırf çikolataya. Var ya, yanına bir bardak su doldurun ve bana yiyin, yani bu kadar söylüyorum. Efsane olmuş. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.